Herkese merhaba. Yaklaşık 15 dakika önce uyandım. Sesim çok kötü. Babaanne evinden 4. videoya hoş geldiniz. Bu video vlog olmayacak. Dün size Instagram üzerinden bana soru sormanızı istedim. Bir sürü soru geldi ve şimdi soru cevap videosu çekeceğiz. Başlıyorum hemen. Hemen başlıyorum. Günlük hayatı telaşla yaşarken gözden kaçırdığın şeyler oluyor mu? Evet, oluyor. Ben gerçekten çok stresli bir insanım ve bunu aslında yenmeye çalışıyorum. Ama çok kolay değil ve evet, yani çoğu zaman bir işi yaparken böyle çok stresli ve acele yaptığım için diğer şeyleri unutuyorum veya kötü yapıyorum veya... Evet, öyle. Hangi edit programını kullanıyorsun? Final Cut Pro'yu kullanıyorum. Yüzde kaç bursta okuyorsun? Pas. Rick and Morty'nin en sevdiğin bölüm ne? Bölümü ne? Sezon ve part olarak. Şimdi Rick and Morty'nin, yani sezon ve part olarak söyleyemeyeceğim ama en sevdiğim bölümü bir Snowball diye bir bölüm var. Çok güzel bir bölüm bence. Çok komik. Ve şeyi de çok seviyorum. Böyle bölümün adını unuttum ama bir sürü uzaylılar böyle insan şeklinde geliyorlar, hatıralarına giriyorlar falan. O bölüm çok güzel bence. Üniversite sınavında kaç bininci olmuştun? Pas. İlişkinizde hiç sorunlar oluyor mu ya? İlişkimizde yani... Tabii ki her ilişkide olduğu gibi bizim ilişkimizde de tartışmalar oluyor bazen. Ne bileyim, ben tartışmayan çift yoktur herhalde. İki kişinin sürekli birlikte vakit geçirmesi ve birlikte bir şeylere karar vermesi tabii ki bazen anlaşmazlıklara yol açacaktır. Bunu ikinizin nasıl taşıdığı, tartışmayı nasıl sonlandırdığı veya birbirini kırmadan gittiği önemli. Sonuçta siz tartıştığınız zaman unutmamanız lazım ki haklı haksız yarışına girmiyorsunuz ve haklı veya haksız çıksanız bile birbirinizi kırdıktan sonra bunun hiçbir önemi kalmıyor. Evet, o yüzden birbirinizi kırmayın. Çok mu spor yapıyorsun yoksa sen de yiyip kilo almayanlardan mısın? Çok spor yapmıyorum ama yapmak istiyorum. Ya gerçekten bunu bir oturtamadım. Ya şöyle, ben hep hareketli bir insanım. Yani hareket etmeyi seviyorum. Yüzmeyi de çok seviyorum. Yürümeyi de çok seviyorum. Voleybol oynamayı da çok seviyorum. Ama düzenli spor yapmak da istiyorum bu arada. Yani ne zaman onu tam olarak gerçekleştirebileceğim bilmiyorum ama videoların elinde görüntü olmadığı için mi kısa, yoksa sen böyle mi seviyorsun? Ben kısa video yapmayı seviyorum. Ne bileyim, ben uzatmak istemiyorum. Bazı görüntüleri kesmek istiyorum. Çok konuşmuş oluyorum. Ve bence çok uzun olduğu zaman, yani benim açımdan sıkıcı oluyor videolar. Ben daha biraz daha kısa videoları seviyorum. Nasıl bu kadar enerjik ve mutlu olabiliyorsun? Evet. Bu gerçekten çok fazla geldi bu soru. Türk kahvemi alacağım. O kadar mutlu ve motivasyonlu bir insan değilim gerçekten. Yani ben motivasyonumu her zaman yüksek tutmaya çalışıyorum. Her zaman pozitif olmaya çalışıyorum, mutlu olmaya çalışıyorum. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Bilmediğiniz şeyler var diye. İzleyin lütfen bu sorunun cevabını merak edenler. Çünkü gerçekten hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ben burada size motivasyonum düşük olduğu zaman veya üzgün olduğum zaman bunu çok fazla yansıtmıyorum. Siz de beni hep mutlu zannediyorsunuz ama her zaman böyle değil. Hatta tam tersine... Çok stresli bir insan oluyorum bazen ve bazı şeylerle baş edemediğim zaman çok oluyor. Videoyu izleyin. YGS'den kaç puan almıştın? Pas. Cem abiyle ne zaman ve nasıl sevgili oldunuz? Bunun videosu var arkadaşlar. Nasıl tanıştığımızla ilgili bir video çekmiştik. En sevdiğin Avengers karakteri? Pas. Gerçekten Avengers'la ilgili hayatımda olan tek şey Cem. Ve sanırım bu Marvel tişörtü. Bilmiyorum, ben çok bilmiyorum. Avengers'la Marvel'ın alakası var mı aslında, onu da bilmiyorum tam olarak. Ailenizde sana takılmış olan bir lakabın var mı? Varsa ne arkadaş ortamında olabilir? Aile ortamında bana takılmış bir lakabım var. Lula diyorlar bana. Sanırım dedem ey Lula gibi bir şey söylüyordu. Oradan da Lula kaldı sadece. Evet, annem de babam da hala beni Lula olarak çağırıyorlar. Evet. Komik bir isim biliyorum ama arkadaşlarım böyle çağırmıyor. Vegan mısın? Hayır. Makyajını temizlemek için ne kullanıyorsun? Bioderma'nın o kırmızı pembe gibi olan makyaj temizleyicisini kullanıyorum. Bu aralar en çok dinlediğin şarkı ne? Bu aralar serler geçti. Bu aralar Big in Japan şarkısını çok fazla dinliyorum. Bence çok güzel bir şarkı. Dinleyin. Bazen videolarda sürdüğüm vişne rengi ruj ne? Bu bahsettiğin şey, bunu da çok fazla sormuşsunuz. Biteli çok oldu. O yüzden yani eski videolarda var ama Kiko'dan almıştım. Tam rengini falan, o numaralarını bilmiyorum. Bu ışık çok güzel. Gün batımı gibi. Taylor Swift hakkındaki düşüncelerin? Pas. Diyelim ki İstanbul'da istediğin üniversite tutmadı. Hangi şehri tercih ederdin? Tekrar hazırlanırdım. Çünkü ben İstanbul'da olmaktan çok mutluyum ve İstanbul'da okumak isterdim kesinlikle.
En sevdiğin tatlı. En sevdiğim soru. Kesinlikle çikolata ile ilgili olan her şey ama çikolata yediğim zaman alerjim oluyor. Bir iki tane yiyince çok bir şey olmuyor ama ben bir iki tane yiyerek duramıyorum çikolatayı. Çok fazla yemem gerekiyor yersem. O zaman da alerjim oluyor. O yüzden yememeye çalışıyorum. Bu aralar şeyi çok seviyorum. Helva. Sürekli helva yiyorum. Neden bilmiyorum ama bu aralar helvaya taktım. Makroekonomiksi neyle geçtin? Makroekonomiksi pas. Dershaneye gittin mi? Dershane gibi bir şeye gittim. Evet. Annem baban ne doktora? Bu benimle ilgili bir soru değil aslında ama annem anestezi uzmanı, babam da genel cerrahi uzmanı. Yani annem genel, ay babam genel cerrah, annem de anestezist. Moralin bozulduğunda, kendini iyi hissetmediğinde kendine söylediğin şeyler var mı? Şöyle, kendimi çok kötü hissettiğimde ne yaparım? Gerçekten galiba böyle müzik dinlerim ve ağlarım. Kendimi tutmam yani, öyle söyleyeyim. Ben öyle kurtulabilirim yani. Bıraktığın zaman daha çabuk gidiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden böyle çok fazla kendimi tutmaya veya şey yapmaya çalışmıyorum. Bilmiyorum, ağlamak veya üzüntülü olmak kötü şeyler değil aslında. Hepimizin yapısında olan şeyler. Ama çok yani devam ediyorsa tabii ki bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Ne bileyim, spora odaklanmaya çalışıyorum. Ya da ne bileyim, yeni bir video fikir bulmaya çalışıyorum. Öyle. Son soruya geçeyim mi? Stresle, endişeyle nasıl başa çıkıyorsunuz? Yani çok çıkamıyorum. Bu kendimde düzeltmeye çalıştığım şeylerden biri. Stres kontrolüm birazcık zayıf yani. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Düzeltmeye çalışıyorum ama. Videolarda kendi sesini duyunca garip hissediyor musun? Evet, yani başta çok hissediyordum. Bu ne ya, bu benim sesim mi, iğrenç diye düşündüğüm olmuştu ama artık hani alıştım zaten. Soru cevaplarımız bittiğine göre şöyle bir konuya size açmak istiyorum. Biriniz 15 bin aboneli bir kanalın işbirliği yapmasını beklemiyordunuz büyük ihtimalle ama başlıyorum. Kolumda gördüğünüz saat ve bileklik Daniel Wellington markasının ve sizin için özel bir indirim kodum da var. Bahar DW koduyla yaptığınız tüm alışverişlerde %15 indirim kazanabiliyorsunuz. Daniel Wellington'da ayrıca kayışlar da var. Yani bir saat aldığınız zaman yedek kayış alırsanız eğer bunu çok rahat bir şekilde kolayca değiştirebiliyorsunuz ve yepyeni bir saatiniz olmuş gibi oluyor. Bunun yanında yaz özel bir indirimleri de var. Her saat alışverişinizde kaf bileklikleri %50 indirimle alabiliyorsunuz. Daniel Wellington sitesinin linkini aşağıya bırakacağım. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz.